Merhaba. İsmi kimi yerlerde Kapitoline Müzesi olarak da geçen Kapitolini Müzesi'nde ünlü bir çocuk heykeline bakıyoruz. Bu küçük olan çocuğu ayağına batan dikeni çıkarmaya çalışıyor. Heykelin adı Spinario ya da Ayağından Diken Çıkaran Çocuk. Bu müzenin en ünlü heykellerinden birinin gündelik hayattan bir anı gösteren basit bir heykel olması biraz ironik. Kapitoline Tepesi'ndeki Kapitoline Müzesi'ndeyiz. Normalde böyle bir müzenin çok resmi bir mekan olmasını bekleriz. Ama karşımızda ayağındaki dikenle uğraşan bir çocuk var. Sanatçı burada bir anı yakalamış ve bu aslında hepimizin başından geçmiş olması muhtemel bir olay. Çocuk tamamen sessiz bir şekilde aşağı eğilmiş ve dikeni çıkarmaya odaklanmış. Çocuğun konsantrasyonunu anlamak için sırtındaki eğime, sol bacağını sağ bacağının üstüne nasıl attığına bakmamız yeter. Bu heykelin kökeni tam olarak bilinmiyor. Yunanistan'daki Helenistik döneme ait olabilir. Onun daha sonra Roma Cumhuriyeti döneminde yapılan bir kopyası da. Her ne olursa olsun şurası kesin. Bu heykelin defalarca kopyası yapılmış. Özellikle de Rönesans ve sonrasında. Ayrıca bu heykel, Vaftisane kapıları için düzenlenen yarış için yapılan panelde Brunelleschi tarafından model olarak kullanılmış. Heykeli Rönesans sanatçılarının yanı sıra Barok dönem sanatçıları da çok seviyordu. Çünkü belirli bir anı yakalama fikri onların da ilgisini çekiyordu. Bu heykelde çocuğun dikkati dikkatimizi çeken ilk unsur. Şimdi biraz farklı bir açıdan heykele bakalım. Çocuğun ayak tabanını görüyoruz. Parmakları dikeni tutuyor. Çocuğun yüzü de bir hayli incelikli işlenmiş. Özellikle de yüzünün çerçevesini belirleyen saçları. Çocuğun yaptığı iş bir hayli basit ama duruşu da bir o kadar karmaşık. Ayağının altını iyice görebilsin diye tüm alt bacağını çevirmiş diken batmamış olan ayak da bir o kadar incelikli yapılmış. Şu anki haliyle çocuk ayağından dikeni çıkarmadan kalkıp yürüyemez. Bu heykel Helenistik denen geç dönem Yunan üslubunun çok iyi bir örneği. Bu dönemde kahramanların tanrı ve tanrıçaların tasvirinin ötesine geçilmiş. Daha çok gündelik hayattan sahneler, samimi ve basit anlar konu edilmiş. Ayrıca bu dönemde tunç heykellerin de çok revaçta olduğu biliniyor. Antik Yunan ve Roma sanatından örnekler sergileyen bu veya başka müzelerde gezerken karşımıza çıkan heykeller genelde mermerden yapılmıştır. Özellikle de Roma döneminde yapılan önceki heykellerin kopyası olan heykeller. Bu bağlamda bu karşımızda duran heykelin çok özel bir heykel olduğunu söyleyebiliriz. Hoşçakalın.